Habertürk Gazetesi YouTube kanalı ve Habertürk TV ortak yayınından herkese merhaba. Biliyorsunuz son günlerde bu hocaların, kim hocaların verdiği fetvalar büyük tartışma yaratıyor, tepki çekiyor. Hatta bir kısmına Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermişti. İşte bu tartışmalardan sonra Cübbeli Ahmet Hoca ve özellikle fetvaları tepki çeken Nurettin Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bir grup hoca bir araya geldi. Bir tür hocalar zirvesi düzenlediler. İşte o zirveye, o buluşmaya gazeteci Nevzat Çiçek moderatörlük etmişti. Ve orada neler konuşuldu aslında o biliyor. Bugün Nevzat Çiçek konuğum, ona o gün neler konuşulduğunu soracağım. Hoş geldin Nevzat. Hoş bulduk. Neler konuştunuz Nevzat o gün? O hocalar niye toplandı? Sen niye oradaydın? Şimdi bunu herkes soruyor da hani sanki çok büyük bir günah işlemişim gibi herkes aynı soruyu soruyor. Tepki niye mi alıyorsun? Yok, tepki almadım. Hani niye oradasın sorusu çok merak edildi. Ya sonuçta bu insanlar aynı mahallede olduğumuz insanlar. Bir şekilde gidip geldiğimiz insanlar. Aynı zamanda çalıştığımız alanın muhatapları olan hocalar ve dolayısıyla da o kadar belki bir arada görmesek bile sürekli karşılaştığımız hocalardı. Böyle bir toplantı olunca gittik ve toplantı yönetme görevi verildi. Dolayısıyla da benim bulunmam... Bir görev verildi diye... Şöyle ortak bir uzlaşı sanırım diyelim. Yani herkesin üzerinde uzlaştı. Hani Nevzat gazetecilikten deneyimlidir, moderatörlüğü o yapsın. Çünkü hocalar arasında geçmişten kaynaklı soğukluk vardı. Sonuç itibariyle onu kolaylaştıracak bir moderatörlük görevi söylendi. Bu son dönem fetvalarıyla çok tartışma yaratan Nurettin Yıldız'la Cübbeli Ahmet Hoca'nın arası gerginmiş ve o toplantıda tatlıya mı bağlandı? Gerginliğin konusu şöyle, neydi? Ne gergindi. Konuştunuz? Gerginliğin sebebi şuydu. Daha önce Nurettin Yıldız Hoca'nın söylediği bir mesele vardı. Yani itikadi bir tartışma. Cübbeli Ahmet Hoca ile Nurettin Yıldız arasındaki tartışma siyasi değil, itikadi bir tartışma. Allah yerde midir, gökte midir tartışması. Aa, ne demek bu Allah yerde midir? Yani şimdi, ne demek derken bu nasıl bir tartışma? Ya, ilahiyatçıların geçmişten bugüne kadar gelen bir tartışmadır. Bir kısmı işte Allah'ın gökte sınırlı olduğunu ifade ediyor. Bir kısmı Allah'ın her yerde olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla da bu görüşler kendilerini bir şekilde ifade ederken Nurettin Yıldız bununla ilgili bir sohbette bu görüşleri naklediyor. Cübbeli Ahmet Hoca da diyor ki senin bu görüşlerini naklederken kendi görüşünü de ifade etmen lazımdı. Yani bir şerh düşmen lazımdı diyor. Ve oradan kaynaklı bir tartışmaydı. Peki birisi yerde, diğeri gökte olduğunu mu söylüyor tam? Yani birisi her yerde, birisi gökte sınırlı olduğu tarzı görüşleri aktarıyor. Cübbeli Ahmet Hoca ne diyor? Nurettin Yıldız Kübra çok diyor. Net söyleyeyim. Ben hala o kısmı anlamış değil. yani çünkü ben şöyle inanıyorum. Allah her yerde. Dolayısıyla da o ilmi bir tartışma olduğu için benim uzmanlık alanım da değil. Yani onların kendi uzmanlık alanları. Dolayısıyla da şimdi halka sorsanız Allah yerde midir, gökte midir sorusu Allah her yerde deyip için içinden çıkıyor. Şimdi bu mesele olunca ikisi arasında çok sert, daha doğrusu Cübbeli Ahmet Hoca'nın vaazlarında çok sert demeçleri oldu. Hatta Nurettin Yıldız'ın sohbetlerine gidilmez, Nurettin Yıldız işte bu konuyu şey yapması gerekiyor falan. Ve bir soğukluk vardı. Daha önce bir araya geleceklerdi. Hocaların programı uyuşmadığı için bir ay sonrasında bir randevu verilmişti. Şimdi buluşmaya geleceğim ama aralarındaki tartışma gerçekten böyle itikadi miydi? Yoksa bir nevi iki cemaatin lideri arasındaki değil bir güç çekişmesi, bir iktidar kavgası var mıydı? Daha ziyade şöyle, çünkü İsmail Ağa'da Cübbeli Ahmet Hoca var, diğer farklı ekoller var. Yani Nurettin Yıldız'ın temsil ettiği ekol farklı. Burada tamamıyla itikadi, siyasi bir tartışma değil. Şimdi Nurettin Yıldız'ı tam olarak bilmiyor olabiliriz. Nurettin Yıldız'ı biz bu son dönemdeki çok tepki çeken fetvalarıyla biliyoruz ama bir sosyal doku vakfı var. Evet. O da bir cemaatin lideri mi? Nedir tam olarak? Şöyle yani cemaat dediğinizde bir toplumu kastediyorsanız tamam bu şey olur ama kendilerinin sosyal doku vakfının onursal başkanı. Orada daha çok öğrencilere yönelik çalışmasıyla bilinir. Daha önce İslami kesim ve belki hukuk öğrencileriyle ilgili ilk defa çalışma yapan hocalardan bir tanesi. Şu an farklı şekillerde özellikle sosyal medyayı çok çok iyi kullanıyor. Gençlerle özellikle bir çalışması var. Ve yeni de değil, çok eski bir süreçten geliyor. Çok tepki çeken bir isim olduğu için burada iki gazeteci sohbetinde evet, ben bunları sormak istiyorum sana. Sen onlar kendilerini cemaat olarak dillendirmiyorlar dedin ama Nurettin Yıldız'a tırnak içinde tabi olan grup ne kadar büyüktür? Böyle şöyle, İsmail Ağa cemaati kadar güçlü bir cemaat. Yok, sayı olarak o kadar değildir ama daha çok gençler, hanımlar üzerinde etkili olan. Kadınlar demek istiyorsun. Kadınlar, evet. Yani bu tanım aslında biraz sonra sohbette belki oraya da geliriz. Tamam. Kadınlar üzerinde, özellikle genç öğrenciler üzerinde çok etkin, farklı çalışmaları olan bir grup. Sosyal Doku Vakfı üzerinden kendilerini ifade ediyorlar, kamplar yapıyorlar, eğitim çalışmaları yapıyorlar, dersler yapıyorlar ama en büyük özelliği İslami kesim içerisinde sosyal medyayı, iletişim kanalları en iyi kullanan hocalardan bir tanesi.
Peki o gün ilk buluşma gerçekleşti. Neler konuştular kendi aralarında? Şöyle açıkçası ilk başta hepimiz giderken çekinerek gittik. Hani bir gerginlik var ve bu nasıl bir yere doğru evrilir sorusu. Gittik oturduk. Ondan sonra... Kimler vardı diye sorayım. Çünkü İHA Başkanı Bülent Yıldırım var. Hatta böyle şeyden fotoğraf seninle paylaştım. Baştan fotoğraftan söyleyeyim. Hüseyin Tepe, Nurettin Hoca'nın yanındaki arkadaşlardan yanılmıyorsam. Evet. Ben varım. İHA Genel Başkanı Bülent Yıldırım var. Cübbeli Ahmet Hoca var. Nurettin Yıldız var. İhsan Şen Ocak var. Avukat Cihat Gökdemir var. İHA'dan Yakup Bey var. İhsan Hoca ile Samsun'dan gelen bir abi daha vardı. Ve bir arkadaş daha vardı, ismini hatırlamadım. Böyle bir ekipti. O fotoğrafta olmayan Muhammed Emin Yıldırım var. Siyer Vakfı Başkanı ki... Onun mekanında gerçekleşen bir toplantıydı. Aylık toplantı olduğu için bundan sonraki toplantılar da farklı yerlerde gerçekleşecek. Peki bunlar böyle farklı ekolleri, işte farklı grupları mı temsil ediyor bu isimler? Şöyle, şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın yetiştiği yer belli. İsmail Ağa'dan yetiştiği için İsmail Ağa'nın bir kanadını temsil ettiği söyleniyor ama Cübbeli Ahmet Hoca'ya söyleseniz kendine nevi şahsına münhasır. Nurettin Yıldız Hoca işte Sosyal Doku Vakfı. İhsan Şen Ocak İFAM, Samsun merkezi ama 23 şubesi olan İFAM. Muhammed Emin Yıldırım Hoca Siyer Vakfı. İşte Bülent Yıldırım orada kolaylaştırıcı bir unsur olarak var. İHA Başkanı. Cihat Gökdemir o çevrelerin avukatı. Dolayısıyla da böyle herkesin kendisini farklı nitelendirdiği yapılar içerisinden geliyorlar. Birbiriyle böyle rekabet içinde ve farklı görüşlerde olan isimler mi? Farklı bundan? Görüş çok yok ama işte böyle Cübbeli Ahmet Hoca ile Nurettin Hoca arasında, daha önce Mehmet Emin Hoca arasında da böyle itikadi görüşlerden dolayı zaman zaman eleştirilerin olduğu. Ben İHA Başkanı Bülent Yıldırım'ın olmasına açıkçası şaşırdım. O neden oradaydı? Şöyle, aslında onun olması çok iyi oldu. Çünkü o bütün hocaların tanıdığı, güvendiği bir isim ve aynı zamanda İHA'nın merkezinde bütün cemaatlerden oluşan bir yapı var. Yani İHA dediğiniz kurumda her cemaatten olan insan var. Ve o kolaylaştırıcı oldu. İyi ki de o gün orada vardı. Çünkü hani bu tip ortamlarda biliyorsunuz herkesin güven duyacağı bir insana ihtiyaç vardır. Onun hani o kırgınlığı, o atmosferi dağıtması mümkündür. Dolayısıyla Bülent Yıldırım'ın öyle bir vasfı vardı. Ve çoğunun zaten 20-30 yıllık arkadaşlığı var hepsiyle. O geçmişten de gelen bir birikim var. Sen o gün neler konuşulduğunu anlatırken demişsin ki Twitter'da hocalar buluştu. Çünkü 5-10 sene önceki sohbetlerden cımbızlanarak bir operasyon çekiliyordu tümüne. Bu konu masaya yatırıldı. Kim bir operasyon çekiyor bu hocalara? Şöyle onun çok sorusunun cevabını aradılar. Çünkü hakikaten bu sohbetler çok eski sohbetler. Hani tamamı içerisinde söylenen bir cümleyi alıyorsunuz, koyuyorsunuz oraya ve Murat Bardak... Bu arada hatırlatalım. Hı-hı. Yani asansörde halvet fetvası var. Yastık, yatak, yorgan fetvası var. Şu son günlerde en fenası da çocuklara yönelik evlilik fetvası var. Şöyle, Nurettin Yıldız'ın çocuklara yönelik evlilik fetvası ile ilgili biliyorsunuz daha önce Aylin Nazlı Aka bir mahkeme kararına başvurmuştu. Mahkeme kararı dedik, sohbetin genelinde böyle bir şey söylemiyor. Tam tersi. Ben o sohbetin tamamını dinledim ve söylüyor. Hayır. Söylemesi şu, yani bu evliliği onaylıyor, bu evliliği teşvik ediyor anlamında söylemiyor. Böyle fıkıhta bir mesele olduğunu söylüyor. Onun da sebebi şu, Murat Bardakçı da biliyorsunuz yazdı. İslam fıkhında çocukların evliliğiyle ilgili ne yazık ki bir yaş sınırı konulmamış. O konulmadığı için de sadece Osmanlı'da bir yıl bir yaş sınırı konulmuş ve herkes farklı bir yere çekiyor. Yani bunu suistimal edenler olmuş, bunu kötü hale koyanlar olmuş, o fıkıh kısmı anlatıyor. Ama sorsanız Nurettin Hoca'nın da aynı yaşlarda çocukları var. Ve dolayısıyla da hani bu fetvayı verirken kendi aile kurumu. Ama sorun şu, çok açık net ifade etmek lazım. Bu tür fetvalar sadece Nurettin Yıldız, İhsan Şen Ocak, Mehmet Emin Yıldırım ve Cübbeli Ahmet Hoca meselesi değil. Sorulduğunda Diyanet'in de fetva kısmına baktığınızda, Ali Fetva'ya da baktığınızda, geçmişten bugüne gelen fetvalarda bu tür fetvalar soruluyor. Ve ne yazık ki bu tür fetvaların karşılığında herkes kendi algılamak istediği şeyi algılıyor. Ama Ali Rıza Demircan Hoca buna, ben hem program yaptım hem de bu fetva ilk gündeme geldiğinde röportaj yaptım. Ali Rıza Demircan Hoca açıkça Kur'an'daki bazı ayetleri kesinlikle yanlış yorumladıklarını söylüyor. Ve ben Nurettin Yıldız'ın o fetvasını baştan sona dinledim. Evet, çocuk yaşta evliliklere Kur'an'ın cevaz verdiğini söylüyor. Bu çok fena bir şey değil mi? Yani sen biraz bunu soğukkanlılıkla anlatıyorsun ama... Şöyle soğukkanlılıkla anlatıyorum çünkü Ali Rıza Hoca'nın da ifade ettiği gibi İslam fıkhı içerisinde bunun farklı görüşleri karşımıza çıkıyor.
Ve dolayısıyla da Ali Rıza Hoca da bunu söylüyor. Yani bu yeni bir tartışma değil. Ama uygulama meselesine ben uygular mıyım? Hayır, uygulamam. Ayrı bir şeydir. Çünkü bu fıkıh yorumlamayı siz yapıyorsunuz. Ama İslam buna cevaz veriyor dediğiniz andan itibaren bu bambaşka bir şeye doğru gidiyor. O nedenle zaten bu tür hocaların, bu tür fetvaların karşısında diğer hocaların gerçek neyse onu konuşması gerekiyor. Bunun tartışılması Peki, gerekiyor. Peki o gün mesela bunlar konuşuldu mu? Çünkü Nurettin Yıldız ister 5 yıl önce, ister 10 yıl önce olsun fetvanın zamanı mı olur? Yani dolayısıyla bu verdiği çok tepki çeken, tartışma yaratan fetvalar gündeme geldi mi? Konuşmasının arkasında yani ben bir bütün olarak bana sorulan sorular üzerinde söylediğim her şeyin arkasında duruyorum diyor. Çünkü ben bunu fıkıh kaynaklardan alıyorum, aktarıyorum. Dolayısıyla bu tartışmalar bugüne kadar geliyor. Aynı şey Cübbeli Ahmet için soruyorsunuz. Mesela onun çok tepki çeken nal meselesi vardı, başka şeyler vardı. O da ben bunun arkasındayım diyor, kendisine göre açıklıyor. Dolayısıyla kimse o anlamda geri adım atmadan açık konuşmak lazım. Peki sen bir hem moderatör hem de bir gazeteci refleksiyle ya hocam böyle şey olur mu demedin mi? Şöyle bir şey olur mu diyemiyorsunuz. Çünkü şöyle onun olur olmazını tartışacak olan ilahiyatçılar. Çünkü bu 1400 yıllık bir tartışma. Hani bir günlük bir tartışma üzerine gelebilen bir şey değil. Yani hatta bir örnek verdiler çok basit. Mesela ben geçen de söyledim. Şimdi devlet ne diyor? Kardeşim benim tek elim var, ben içki üretirim diyor. Ama aynı devlet katına sorduğunuzda haram mı dediğinizde haram diyor. Şimdi ne yapacaksınız? Hangisine göre davranacaksın? Bu da buna benzer bir tartışma. Dolayısıyla da bunu ilahiyatçılar, mesela ben üzüldüğüm nokta şu. Şimdi bu tartışma çıktığında mesela bizim ilahiyat fakülteleri, bizim diyanetimiz, bizim hocalarımız net keskin bir şeyle çıkmadılar. Hani mesela şu çıktı dediğinizde Ali Rıza Demircan'ı söylüyorsunuz. Birkaç hocaya belki söyleyebilirsiniz ama kimse keskin olarak kardeşim bu şu şöyle şöyle şöyledir demedi. Şimdi niye demiyor sorusunu sormak lazım. Çünkü bu tarihsel bir tartışma. Kolay kolay da denmez. Peki o zaman ben katılmıyorum ama devam edelim. Hayır ben hassasiyetini anlıyorum. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Ama bu gazeteci olarak hani ben katılsam da katılmasam da bitecek bir tartışma değil. Bunun esas unsurlarının mesela Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu'nu çıkıp çok net bir şekilde kardeşim bize göre bu budur demesi lazım. Tam demişken Diyanet İşleri Başkanı da zaten bu fetvalara tepki gösteren bir açıklama yaptı ama arkasından devletin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen açıklamasını hatırlayalım. Diyor ki son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya diyerek bunlara çok tepki gösterdi ve aslında bir dinde reform diye sonradan yorumlanan ama sonra tehlikeli, tam okuyalım. Diyor ki İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önce şöyle basitçe sorayım. O gün hocalar toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de tartışıldı mı? Tartışıldı. Çok açık konuşmak lazım. Tartışıldı ve söylenen şey şu. İslam kendisini ihya eden, ıslah eden bir dindir. Yani sürekli fetva mekanizmaları karşısında kendini güncelliyor. Ama sabit ayetler üzerinden bir güncelleme kastediliyorsa bu yanlıştır dendi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci konuşması da bunun böyle olmadığını çok net ortaya koydu. Dolayısıyla ayetin güncellemesi olmaz, fıkhın güncellemesi olur. Ne demektir bu? Yani örneğin zina ayeti varsa, içki ayeti varsa, kumar ayeti varsa, faiz ayeti varsa bunu güncelleyemezsiniz. Hani bu kendisini güncellesin diyemezsiniz ama bunun fıkhını güncellersiniz. Mesela daha önce hırsızlıkla ilgili kol kesme varken bu fıkhı güncellersiniz, ona göre cezaları belki yeniden yaptırımlarını uygulayabilirsiniz. Kastedilen bu zaten yapılıyor. Yapılmak zorunda. Neden yapılmak zorunda? Mesela geçmiş dönemde ekonomide Bitcoin yoktu. Şimdi Bitcoin hayatımızda güncelemeyecek misiniz? Mecbur güncelleyeceksiniz. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir şeyi var. Bu son dönemde söylediği, konuşması gerekenler konuşmuyor dedi. Bence anahtar cümle o. Şimdi esas cümle, niye Sayın Cumhurbaşkanı konuşmak zorunda kalıyor? Niye Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde konuşması? Sen burada biraz diyaneti aslında. Hayır, sadece diyanet meselesi değil. Ben çok açık söyleyeyim. Bu ülkenin ilahiyat fakülteleri dahil, bu ülkenin diyaneti dahil, bu ülkenin hocaları dahil asil meseleleri konuşmuyorlar. Konuşanlar da bir şekilde ya işlerine gelinmediği için ötekileştiriyor. Mesela işi de gençler katılıyor. Kaç kişi çıktı bu ülkede cihat fetvasını açık açık konuşabildi? İslam'da cihat nedir? Nasıl yapılır? Her önüne gelen cihat yapabilir mi? Her önüne gelen İslam'ı böyle yorumlayabilir mi? Çok duyduk mu? Hayır, çok duymadık. Veya adamın kafasında 20 soru var. Kitle iletişim aracıyla almış bunu.
tırnak içinde kafası yıkanmış diyelim. Buna hangi hoca cevap verebiliyor? Beşinci sorudan sonra ya sen zaten dinden çıkmışsın deyip çocuğu gönderiyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı kastettiği bu. Siz eğer bu meseleler karşısında konuşmazsanız birileri çıkıp o alanı doldurduğunda çok farklı yere gelebilir. Bu ülkede hala bir televizyon kanalı olan bir insan ben Mehdi'yim, peygamberim diyebiliyor. Kimse ona bir şey söyleyemiyor. Veya diğeri çıkıp da kadınlar üzerinden bir din algısı ortaya koyabilir. Ama burada esas konuşması gerekenler konuşmuyor. Yani bir hoca çıkıp bize göre uymayan bir şey söyleyebilir ama onun kardeşim hayır dinde bu böyle değildir, budur diyecek bir otoritenin konuşması lazım. Bu konuşulmadığı için Sayın Cumhurbaşkanı bu yönde zerzenişte bulunuyor. Peki Cumhurbaşkanı'na kızgın ya da küskünler mi o gün o toplantıda? Şöyle bu reform meselesi tırnak içerisinde başka kanallar bunu reform üzerine bir şekilde alınca ya keşke bu kapı açılmasaydı dendi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelenekçi bir yapısı olduğunu herkes biliyor. 20-30 yıllık arkadaşlıkları var. Geçmişten bugüne kadar nerelerden geldiğini de herkes biliyor. O camialara karşı yakınlığını da herkes biliyor. Ve dolayısıyla da bu tartışmanın Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden açılmaması gerektiğini ifade ettiler. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Bu tartışma ilahiyatçıların tartışması. Çünkü bir alan boşluğu var ama onlar konuşmayınca Cumhurbaşkanı haklı olarak diyor kardeşim niye konuşmuyorsunuz diye. Konuşunca da farklı yerlere çekilebiliyor. Ya şimdi bu tarikatlar, cemaatler ve bunların denetlenmesi konusu çok gündemde. Evet. En son İstanbul müftüsü de bunlar denetlenmeli demişti. Ve şöyle bir söylenti var ki hükümet bu konuda bir adım atacak. Bu tarikatlar, cemaatler konusunda bazı önlemler, yaptırımlar gelecek. Acaba bundan dolayı bir tedirginlikleri, korkuları var ve onun için mi bir araya geldi? Yani ben uzun yıllardır dünyada ve Türkiye'de tarikat, cemaat tartışıyorum. Çok açık konuşayım. Bu FETÖ meselesinden dolayı devletin paradigması değişti. Tarikat ve cemaatlere olan bakış açısı değişti. Devlet katında, sistem katında bir kısmı cemaat ve tarikatların büyük bir kısmının milli ve yerli olmadığını düşünüyor. Ve dolayısıyla da keşfede... Milli ve yerliden burada kısıt. Milli ve yerliden kasıt yani dışarının bağlantısı var. Daha çok halkı gözetmiyorlar, kendi çıkarlarını öne çıkarıyorlar falan tarzı yaklaşımlar. Yani bu ülkenin menfaatine ve İslam menfaatine çalışmıyorlar tarzı algısı var. Ve yeni paradigma Hanefi, Maturidi biraz daha yani eşarilikle Maturidilik arasında gidip gelen daha akılcılığı önemseyen bir paradigma olacak. Çünkü keşfe rüyaya dayalı bir din anlayışının FETÖ'yü ürettiğini düşünen bir sistem var ve dolayısıyla da tarikat ve cemaatlerin yeniden yapılanması gerektiğini düşünen bir sistem var. Bunu tarikat ve cemaatler de biliyor, bunu sistemin kendisi de biliyor. Sistemden kastın devlet. Devlet içinde bunu tartışıyorlar, konuşuyorlar mı? Senin tartışıyorlar, konuşuyorlar. Çok net biçimde bu gündeme geliyor ve dolayısıyla da FETÖ meselesinden nerede sonra... Nerede gündeme geliyor? Açık konuşalım. Yani şöyle MİT'te geliyor, böyle bir Cumhurbaşkanlığında gündeme geliyor, MİT'te geliyor, ondan sonra Başbakanlık'ta orada. Yani burada cemaatlerin kendisine, toplumda her yerde biz gazeteciler olarak da çıkınca ne diyoruz? Yani kardeşim bu ülkede FETÖ gerçeği var, 15 Temmuz gerçeği var. Başka bir tarikat ve cemaatin FETÖ olmayacağının garantisi var mı? Evet. Biz bile bunu sorgulamıyor muyuz? Sonuç itibariyle devlet de devamlı esasında bunu sorguluyor. Ama sorun şu, şimdi nasıl kayıt altına alacaksınız? Tabii temel mesele orada başlıyor. Şimdi Osmanlı'da meşahit kurumu vardı. Bunlar kayıt altına alınıyordu çünkü kimin nereden geldiğinin kaydı vardı. Ama siz o kaydı kaldırdığınız andan itibaren her taraftan kendisini şeyh ilan eden, her tarafta kendisini hoca ilan eden bir yapı karşımıza çıktı. Devletin bunları denetlemesi çok zor olabilir ama bunlara resmiyet kazandırılığında belki ortak bir akıl bunlar üzerinde egemen olabilir. Peki bu işte MİT'te, devlette bu ne yapılabilir diye konuşuluyor dedin. O günkü toplantıda bu gündeme geldi mi? Hocaların bir tedirginliği var mı bu cemaatlere yönelik? Devletin bir adım atacağını hocaların dair. Tam tedirginliğinden ziyade şimdi herkes konuşunca hocalara yazmaya başlıyor. Herkes bir tarikat, bir cemaat oluşunca tarihsel süreç içerisine gelen tarikat ve cemaatler bambaşka bir yere savruluyor. Şimdi düşünün bir adam İstanbul'da çıkıyor, gencecik biri, sosyal imkanları kullanıyor, medyayı kullanıyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor, vaaz vermeye başlıyor. Şimdi o da bir tarikat ve cemaat sayılıyor. Ta Cumhuriyet'ten önce kökü dayanan, bugüne kadar gelen işte Halidiye kolu var mesela Nakşiliğin. Onun farklı kolları var. İskender Paşası var, Erenköy'ü var, Yahyalısı var, Menzili var, Çarşambası var. Bu tip yapıların hepsi. Şimdi onlar da aynı yere sayılıyor. Şimdi bu olacak bir şey değil. Çünkü geçmişten gelenlerin bir kayıt sistemi vardı ve o kayıt sistemi çok gitti. Dolayısıyla devletin burada yapması gereken bu kayıt sistemini resmi olarak oluşturmak. Burada her kolun kendi üzerinde kim olduklarının tespiti ve orada devletin moderatörlük yapması, hakemlik yapması. Esas olması gereken bu. Bu olmadığı takdirde denetleme kısmı hani klasik anlamda hoş geliyor. Şimdi nasıl denetleyeceksiniz? Yani denetlemeniz için adamın o kadar
şey varsa, gönüldaşı varsa bunları nasıl kayıt altına alacaksınız? Diyeceksiniz gel ismini mi yazdır? Kim gelir ismini yazdırabilir? Dolayısıyla da burada Osmanlı yaptığı gibi bu işin kaydını almak lazım. Kardeşim sen kimsin? Hani bir şey iddia ediyorsun ama senin geçmişte gerçekten gelen bir şeyin var mı? Senin bir kolun var mı? Bir yere dayanıyor musun? Senin burada seceren var mı? Şimdi Osmanlı bunların kaydını tutmuş. Niye tutmuş? Çünkü Osmanlı döneminde de... Ama yasal altyapısı yok şu anda böyle. İşte o yasal altyapısının oluşması gerekiyor. O yasal altyapı oluşmadığı için zaten bu tarikat ve cemaatler daha sonra farklı yere gitti ve karıştı. Peki yani, şu an bir tedirginlikleri var mı? Ya bize karşı bir operasyon yapacak. Tedirginlikten ziyade özellikle bu IŞİD'den dolayı, özellikle siyasal konjektürden dolayı, gelişen harici selefilikten dolayı onların yaptıklarının kendisine sayılması meselesi var. Ki ne yazık ki bu gerçekleşiyor biliyorsun. Avrupa'da İslami fobi olarak da böyle. FETÖ gibi mesela niye tarikat... O kadar geniş bir şeyden bahsetmiyorum. Yani işte şunu var. Sormaya çalışıyorum. O gün oturdunuz siz, Nurettin Yıldız var, Cübbeli Ahmet Hoca var, işte Bülent Yıldırım vesaire. Ya bize karşı bir operasyon yapılacak, güçlerimizi birleştirelim gibi bir beklentileri oldu mu? Yok, öyle bir tarz yok. Çünkü o siyaseten bir şey yok. Yani siyaseten bir beklenti yok. Şunu söylüyorlar. Oradaki hassasiyet şu, ehli sünnet omurga. Yani kardeşim biz bu ülkede Anadolu irfanı dediğimiz geleneksel bir yapı var. Bu yapının bir taraftan Şia'nın, bir tarafından da işte Vahabiliğin tesiri altında kalmadan kendi yoluna devam etmesinin yolunu nasıl bulabiliriz sorusunun cevabı vardı. Peki Nurettin Yıldız o fetvaların arkasında durdu o gün dedin. Ona diğer hocalardan itiraz eden oldu mu? Diğer hocalardan itiraz eden olmadı. Diğer hocalar niye itiraz etmediler sorusunun cevabı? Çünkü tarihsel bir süreç içerisinde farklı farklı fetvalar var. Yani ya sen böyle dine zarar veriyorsun. Bu fetvalar insanları dinden uzaklaştırıyor diyen olmadı. Şu konuşuldu. Denildi ki yani biz halkın önünde her şeyi söylüyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Her şeyi halkın önünde konuşmamak lazım. İki, uslubu iyi ayarlamak lazım. Üç, zamanı iyi ayarlamak lazım. O toplantıda alınan en önemli kararlardan birini de ilk defa senin programında söyleyeyim. Lütfen. Her hocanın kendi etrafında 8-9 kişilik bir istişare heyeti kurması istendi. Bunun içerisinde medyacısı olacak, avukatı olacak, psikoloğu olacak, iletişimcisi olacak ve bu sohbetler halka yansıtılmadan önce onlar bir şekilde kontrol edecek ve bu tür özellikle bazı kelimeler varsa, yanlış anlaşılacak şeyler varsa bunların çıkarılması amaçlanacak. Mesela bu da kararlardan biriydi. Bu önemli. Belki böylelikle o ileri geri fetvaları da artık duymayız. Peki, şimdi yine az önce de sormuştum. Demiştim ki hocalar buluştu çünkü 5-10 sene önceki fetvalar şimdi piyasaya sürülüyor ve bir operasyon çekiliyor. Bu operasyondan kasıt ne? Kim operasyon Yani onlar çekiliyor? Şunu söylüyorlar, yani, açık konuşayım. Yani hocalar dışı söylüyorum bunu. Orada çok konuşulduğunda biraz önce söylediğim Vahabizm ve özellikle Şia tehlikesi üzerinden konuşuldu ama genel çerçeve üzerinden özellikle 15 Temmuz sonrası tarikat ve cemaatlerin köküne kirbiz suyu dökeceğiz tarzı bir yaklaşımla birlikte şu söyleniyor. Kardeşim dinde sekülerleşme isteniyor. Dolayısıyla da tarikat ve cemaat hocalarının halktan uzaklaştırılması isteniyor ve bir şekilde buradan... Bunu kim istiyor? İşte bunu... Yani bunu kimin istediğini düşünüyorlar. Çok açık biçimde yani bir tarafıyla AK Parti'yi sıkıştıran kesimler söylüyorlar. Ulusalcıları söyleyenler var, Kemalistleri söyleyenler var, AK Parti'nin kendi içerisindeki reformistleri söyleyenler var, işte dış kaynaklı olduklarını söyleyenler var ve böyle bir anlayış var. Ve böyle bir anlayışı da hani çok uzak görmüyorlar, çok da reddetmiyorlar ve buna dikkat çekiyorlar. Ama orada kendi öz eleştirileri noktasında içeride birçok öz eleştiri oldu. Onların bir kısmını ben açıklamaya yetkili olmadığım için söylemiyorum biraz ama... Biraz tüyo veremezdi. Ama tüyoyu söyledi mesela. O biraz önce alınan kararlardan bir kısmını söyledi. Mesela Nurettin Yıldız sosyal medyasını kapattı. Hani yanlış anlamalar en azından engellensin diye. Cübbeli Ahmet Hoca Nurettin Yıldız'la ilgili videolarını çekti. Yani birçok şey yapılıyor aslında şu an konuşulmayan. Ha o fotoğraf karesinde olmayan bazı hocalar da vardı orada. Yani isimlerinin açıklanmasını istemediler. Kimdi ama, sen açıklar mısın? Yok ben açıklamam çünkü orada bir güven sorunu var. Ha o toplantı dışında da Türkiye'de Nur gruplarından olsun, diğer tarikat cemaatlerden olsun onlar da ayrı toplanıyorlar zaten. Çünkü bu siyasal konjektür içerisinde çok açık ifade edeyim. Kamuoyu bilmiyor. İşi tehlikesi nedeniyle birçok cemaat sohbetlerini iptal etmek durumunda kaldı. Birçok cemaatin kapıları... IŞİD onlara saldırır diye mi? Evet, yani IŞİD üzerinden bir saldırı gerçekleştirirler diye uyarılar neticesinde, devletin uyarıları neticesinde hatta birçoğu kapısına X-ray cihazı koymak zorunda kaldı. Şimdi böyle bir atmosfer de var. Yani bunu da hani çok söylemiyorlar. Hatta daha da ileri şeyler oldu ve dolayısıyla da herkesin kendisine göre bir tedbiri var. Ha bu tedbir içerisinde böyle tartışmalarla gündeme gelince ya ne oluyoruz demeye başladılar ve haklı olarak hem kendilerini sorguladılar, hem sistemi sorguladılar, hem bu işin niye böyle patladığını ifade ettiler. Ama Kübra bir şeyi söyleyeyim. Mesela Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde bu tarikat ve cemaatler toplandı biliyorsun. Türkiye'deki bütün tarikat cemaatleri topladılar. 5 madde öne çıktı. Evet sen de geçen bence çok önemlidir o. 1- tekfir etmeyeceksiniz dedi.
2 ötekileştirmeyeceksiniz. 3 İslam'dan ayrılmayacaksınız. 4 şahsi olmayacaksınız. 5 şiddete karşı duracaksınız. Bence esas mesele bu zaten. Yani tekfir etmeyeceksin. İslam'ı anlatacaksın, şiddete karşı duracaksın. Bunlar zaten olması gerekenler. Şimdi bunlar olmadığı zaman İslam'dan da insanların soğuması gündeme gelebilir. Tam İslam'dan soğuma demişken, Perşembe akşamı Kandil'di. O Kandil gecesi sen Fatih Camii'nden bir fotoğraf paylaşmışsın sosyal medyada bomboş içi ve demişsin ki eskiden olsa şu anda burada namazlar kılınıyor olurdu. Acaba insanlar dinden mi uzaklaşıyor, dinden mi soğuyor? Sen bütün bu süreçte böyle bir şey hissediyor musun? Çok açık söyleyeyim. Yani belki de bu çok ezberi bozan bir şey olur ama bu toplum dinden uzaklaşıyor. Çok açık söyleyeyim. Neden sence? Bana göre 2-3 sebebi var. Birinci FETÖ meselesi. Bu çok çok etkili oldu. İkincisi Türkiye'de dindarların sivilliğini kaybetmesi meselesi oldu. Yani tırnak içerisinde sistemle entegre olması ve sözlerinin inandırıcılığının kaybolması oldu. Üçüncüsü de artık gençliğe hitap edebilen yapılar çok fazla üretilmiyor. Yani geçmişten gelen, mesela örneğin İskender Paşa'yı aldığınızda Mehmet Zahit Kotku'dan gelen bir anlayış vardı. Şimdi Mehmet Zahit Kotku'nun hiçbir sohbetini alsanız, inceleseniz böyle şeyler bulamazsınız. Hani kamuoyuna malzeme verecek hiçbir şey bulamazsınız. Ve görünmez üniversiteydi. Yani bugünkü siyasilerin çoğu da aslında tarikat ve cemaatlerden yetişme. Doğru. Yani sağ Korkut Özal'ın çoğu böyledir. Şimdi kalkıp da gençliğe bir şey vermediğiniz zaman gençlik uzaklaşmaya başlıyor. Ve bununla ilgili biliyorsunuz kamuoyu araştırmaları da var. Yani kamuoyu araştırmaları sadece bu Türkiye meselesi değil. Mesela bunun benzeri Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere. Aslında tırnak içerisinde biraz ateizmin geliştiğini görebiliyorsunuz. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız ama şimdi bu dinden uzaklaşma konusunda sence bu son günlerde tartışma yaratan bu fetvaların da etkisi oluyor mu? Şöyle yani kısmi olarak mümkün. Yani şu soruyu sormak lazım. Şimdi örnek modeliniz var mı? Yani bir Hristiyan vatandaş, bir Musevi vatandaş İslam'ı kabul edeceği zaman kime vakıf Müslüman olacak sorusunu sorduğunuzda bu tür soruların cevabını verebiliyorsunuz. Tabii ki mutlak suretle din doğru anlatılmadığı zaman belli fetvalar üzerine insanlar ya halimize bak bunlar neyle uğraşıyor sorusunu tabii ki soruyorlar. Ve dolayısıyla da bir bütün olarak bu sadece hocaların meselesi, bu sadece Diyanet'in meselesi değil. Yani toplumda dinden bir uzaklaşma olduğunu çok net görüyoruz. Ben o cami fotoğrafını şunun için paylaştım. Fatih Camii İsmail Ağa'ya çok yakın. Fatih İstanbul'da dindar kesimin en yoğun olduğu semtlerden bilinir. Bir kale gibi bilinir. Fatih Camii'ne gittiğinizde gecenin o saatinde bir de tesbih namazları kılınırdı kandillerde. Ben gerçekten şok oldum. Yani hatta gittim sordum dedim ki ya bir şey mi var dedim. Ne dedi yani, camideki görevliler? Yani dedi ki benim anlamadığım bir şey var dedi. Hani bizimkiler gelmiyordu, Suriyeliler geliyordu. Onlar da yok dedi. Bir tahmininiz var mı peki? Yani anlamadım. Bir sonraki kandillere bakmak lazım. Hava mı soğuktu demek lazım, hafta içi miydi demek lazım ama bunlar mazeret değil. Hani kendimi böyle kandırmaya çalışıyorum. Ama yani en azından 500 kişi olmazdı. 200-300 olurdu. Bomboştu. Yani 6-7 kişi. Bununla bağlantılı bir başka tartışma var. Sen de ateizm dedin. Şimdi İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor İhsan Fazlaoğlu çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dedi ki geçen hafta bir panelde konuşurken başörtülü ateistler, inançsız kadın öğrencilerim var benim, bana da geliyorlar dedi. Daha önce aslında bundan birkaç ay önce Diyanet'in dergisinde de böyle bir tartışma olmuştu ve dindar muhafazakar gençler arasında deizmin yükseldiği iddia edilmişti. Sen böyle bir şey gözlemliyor musun? Yani dindar gençlik ateistleşiyor mu? Var mı böyle bir şey? Çok açık ifade etmek lazım. Bu Türkiye'deki dindar gençliğin sorun değil. Var, oluyor ama bunun ben bir proje kapsamında olduğunu düşünüyorum. Proje? Nedeni, kimin projesi? Nedeni şu, ben 5 yıldır bu işi çalışıyorum. İslam'a karşı İslam diye benim bir tezim var. Çünkü sekülerleşen bir dil algısı isteniyor. Kısaca şu, Avrupa biliyorsun bir mezhep savaşlarına gitti. 1800'lerde sonra seküler birliğinde mutabakata vardı ve şu an İslam dünyası Avrupa'nın 30 yıllık mezhep savaşını yaşıyor ve dolayısıyla da giden yer tam da Avrupa'nın gittiği yere doğru gidiyor. Yani mezhep savaşı, şimdi düşünün, hangi İslam coğrafyasında Müslüman Müslümanı öldürmüyor? Mezhep adına, coğrafya adına, ırk adına, din adına, ılımlı İslam, radikal İslam adına ne derseniz deyin birbirini öldürüyorlar. Şimdi gençlik burada neyi alıyor? Gerçek İslam'ı da öğreten fazla olmuyor ve dolayısıyla da ya bir şekilde grup çıkarları öne çıkıyor, ya işte tarikat unsurları öne çıkıyor, ya bilmem onların şeyleri öne çıkıyor ve derken gençlik gitgide soğuyor. Şimdi burada da kitle iletişim araçları da çok yoğun, her türlü bilgiye de ulaşıyor ve bu ne yazık ki
sadece Türkiye'nin sorunu değil, İslam coğrafyasında son dönemlerde ne yazık ki bu gelişiyor. Biraz Türkiye özelinde konuşalım. Sen, hı hı, ben de o mahalledenim dediğin için sana soracağım. Senin çevrende var mı ateizmi seçen, dindarken yahut başörtülü şöyle, veya dinden uzaklaşan arkadaşlar? Şöyle, yani yaşayış itibariyle 5 vakit namazsa önce bir 3'e indiriyor, sonra ondan vazgeçiyor. Ne bileyim işte biraz daha dünyevileşme konusunda daha iyi dikkat ederken ondan vazgeçmeye başlıyor. Neden? Ya şöyle bir hayal kırıklığı, bir umut kırıklığı var. Yani mesela çok açık söyleyeyim. Şimdi 28 Şubat sürecindeki dindarlıkla bugünkü dindarlık aynı mıdır sorusunun cevabı hayır, değildir. Nedir farkı? Yani o gün mesela daha farklı bir heyecan vardı. Belki muhalefet olmanın bir etkisi vardı. O günkü belki baskının bir etkisi vardı. Daha fazla bir arayış, daha fazla bir idealizm. Yani çok açık söyleyeyim. Şimdi dindarlar biraz devletleştiğini düşündüğü için olay biraz daha farklı bir yere gidiyor. Yani AK Parti döneminde refah kazandılar biraz. Şöyle zaten bu tartışmaların temel sebebi de o. Şimdi daha önce İslami yapıların vakıfları, dernekleri, cemaatleri sivildi. Açık konuşmak lazım. Şu an sivil değiller. Sivilliklerini kaybettikleri için gençlerle arasında bir sorun oluşmaya başlıyor. Sivilliği kaybetmekten kastım. Yani onlar da mı devletleşiyor? Devletleşiyor şöyle. Politikleşiyorlar. Yani politikleşmeden ziyade devletleşiyorlar. O da şöyle mesela düşünün. 1960'tan bugüne kadar 15 Temmuz'u saymazsak hangi tarikat cemaat darbeye karşı dışarı çıktı? Yok. İlk kez 15 Temmuz. 15 Temmuz. Bunun da temel sebebini iyi araştırmak lazım. Sosyolojik altyapısını iyi kurmak lazım. Neden bir FETÖ meselesi vardı. İkincisi AK Parti ile kazanımlarını kendisinde gördüğü için AK Parti giderse bizim de kazanımlarımız kaybolur mantığı vardı. Kazanımdan kastın ne? Tarikatlar, cemaatler AK Parti iktidarına ne kazandılar? Şöyle aslında bu çok iyi bir konu. Bana göre tarikat ve cemaatlerin AK Parti'ye yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi AK Parti'nin onlara oluşturduğu alanı kullanamamaları oldu. Yani nedir o kullanamama alan? Daha önce yasakçı bir zihniyet var diyorlardı. Bir şekilde herhangi bir şey yapamıyoruz diyorlardı ama şimdi yurt açma noktasında, yurt dışına öğrenci gönderme noktasında, insanları bir araya getirme noktasına, tebliğ davet noktasına bir engel var mı? Yok. Ama ne yapıyorlar? Devletleşmeyi gördükleri için daha çok kadrolaşmalara yönelik hamleler başladı. Şimdi bunu konuşalım, bu çok önemli. Ve insan yetiştirmekten uzak durmaya başladılar. Sorun tam burada başlıyor. Yani çok açık ifade etmek lazım. Türkiye'deki tarikat, cemaat, dernek ve vakıfların şu an en büyük sorunu sivillikle devlet arasında gidip gelmelerinden kaynaklı bir yapı var. Ve o yapı ne yazık ki gençlere çok büyük bir umut aşılamıyor. Şimdi burada birkaç cümle satır arasında çok önemli şeyler söyledin ama şunu sorayım öncelikle. FETÖ'den boşalan devletteki kadrolara belli tarikatların, cemaatlerin yerleştiği iddiaları var. Hatta açık konuşayım, mesela Menzil cemaatinin adı geçiyor. Soru şu, yerleşiyor mu, yerleştiriliyor mu? Sence yerleşiyor mu, yerleştiriliyor mu? Bana göre yerleştiriliyor ve zaten sorun bu. Sorun bu. Şimdi o adı söylendiği için Menzil'e gidip sorduğunuzda diyorlar Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı için suçluyorlar. Ama gidin Menzil'e diyorlar kardeşim kaç kadromuz varsa MİT orada, Emniyet orada getirsinler, bize versinler isimlerini. Eğer bizimle bağlantısı varsa hepsini göndersin, ehliyet, liyakat şeyi yoksa. Sorun şu, devlet FETÖ'den boşalan yeri boş bırakıyor mu? Ehliyet, liyakat, sadakat da bunu dolduruyor mu? Yoksa gerçekten orada kendi yapısını devam ettirecek mekanizmalar mı üretmeye çalışıyor? Sence hangisi? Bence devlet mekanizma üretmeye çalışıyor. Paradigmayı hiçbir zaman için vakıf dernekler üzerinden bırakmadı. Cemaatler, tarikatlar üzerinden bırakmadı. Çünkü siyaset bu boşluğu onlarla bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çünkü orasının bir oy hesabı var. Orasının kendine yakın bir takım ama grupları ama 12 Eylül'de de böyledir. Mesela 12 Eylül'de zorunlu din dersini bu ülkeye, Kenan Evren'e verenler kimdir sorusunun cevabı yine buradan çıkar. Özal dönemi de böyledir. 90'lar dönemi de böyledir. Aslında şöyle ayırmak lazım. Cumhuriyet dönemi ve 1950'ye kadar olan bir dönem. 1950-1980 arası bir dönem, 1980-28 Şubat arası bir dönem ve sonra 2002 yılına itibaren başlayan bir dönem. Bunları hepsini ayrı ayrı incelediğinizde aslında bu sorunun cevabı çok net ortaya çıkıyor. Ama sorun şu, tarikat, cemaat, vakıf, dernek neyse bu iyi insan yetiştirir, ahlaklı insan yetiştirir, vatanına, milletine, İslam'a hizmet edecek adam yetiştirir. Devlet gider bundan ehliyet, liyakat, sadakat da olanı alır, bunda bir sıkıntı yok. Ama siz devlet kadroları için eleman yetiştirmeye başlıyorum dediğiniz andan itibaren iş bitiyor. Çünkü o zaman farkında olmadan kapınıza resmi hizmete mahsustur yazılıyor. Ve dolayısıyla siz insanlardan uzaklaşıyorsunuz. 28 Şubat'taki kastettiğim mesele de buydu. Burada suç günahı sen biraz daha devlet tarafına da yok, mı görüyorsun? Yok, karşılıklı kullanmaya bırakıyorum bunu. O nedenle ben diyorum ki sivilliğini muhafaza etmeleri lazım. Yani çünkü sistem bugün farklı bir anlayış içerisinde. Aslında bugünkü tartışma çok açık ifade edeyim. Milli bir din oluşacak mı, oluşmayacak mı kavgası? Yani kavga biraz bu. Milli dinden kastım. Milli dinden kastım şu işte, Hanefi, Maturidi, biraz daha Türkçe olan
bir din anlayışı bu toplumun kodlarına daha uygun. Niye? FETÖ meselesini gördük. Biraz daha eşarilikle ilgili mesafe koyalım ve dolayısıyla da bu din algısını böyle yürütelim tarzı bir yaklaşım söz konusu. Ha, biri şunu söyleyebilir. Hanefi Maturidikle ilgili bir sorun var mı? Hayır, bir sorun yok. Ama şimdi bunu milli bir din haline oluşturursanız ayrı bir şeydir resmi. Bunu sivil anlamda bırakırsanız kendinden akarsa ayrı bir şeydir. Biraz kavga bunun kavgası. Yani ilahiyatlardaki kavgayı da daha önümüzdeki süreçlerde göreceksiniz. Akılcılığı önemseyen bir yorum farkı var. Biraz daha gelenekçi, akılcılıktan da uzak olan bir yorum farkının aslında bugün çatışma kısmını görüyoruz. Hani bu biraz açar mısın böyle hepimizin anlayacağı? Ya işte bu hocaların tartışması biraz bu. Nedir? Yani akılcılıktan kasıt bir onlar daha gelenekçi yani, İslam'ı temsil ediyorlar. Tarihçiler dediğimiz, yani dinde tarihçiler olarak isimlenilen, reformistler olarak isimlenilen, yani işte Kur'an bize yeter, sünneti de bir şekilde ötekileştiren, ondan mesafeli tutan bir yaklaşım var. Hı-hı. Diğer taraftan da geleneksel olarak tasavvuf ekolüyle bugüne kadar gelmiş olan bir yapı var. Şimdi bir yapı bu tasavvuf ekolüne diyor ki, kardeşim sizin yaptığınız her şey zaten çoğu anlamda şirktir. Çünkü siz kişiyi önemsiyorsunuz, siz tarikat liderine kayıtsız şartsız sorgu yapıyorsunuz, bu yapıyorsunuz ve dolayısıyla bunun gideceği yer işte FETÖ oluyor tarzı bir suçlaması var. Diğerlerinin de diğerlerine karşı suçlaması, kardeşim sen aslında İslam'ı sekülerleştiriyorsun, içini boşaltıyorsun ve seküler bir deizme doğru kitlelerin kaymasının önünü açıyorsun tarzı bir yaklaşım. Şimdi bu çok açıktan yapılmadığı için bu tür fetvalar cımbızlanarak çıktığında aslında ortaya çıkan mesele bu. Yani bu işin esas kavgası bu. Mesela İFAM'la İlahiyat fakülteleri arasındaki kavga da budur. Yani mesela İhsan Şen Hoca'nın İFAM'ının biraz öne çıkması, ilahiyat fakültelerinin buna karşı bu arada koyması... İhsan Şen Hoca, Cumhurbaşkanı'nın bu İslam'ın güncellenmesi açıklamasına bir karşı açıklama yaptı. Yani biraz anlatır mısın? O karşı açıklama şuydu, nedir? Ahmet Akgündüz yaptı, İhsan Şen Hoca bir muhalefet şerri koydu, Ebubekir Sifil koydu, aynı söylediğim şeyi biraz söyledi. Biraz sen çok içindesin, hepsine hakimsin ama bize biraz daha bizim anlayacağımız... Ya Ahmet Akgündüz Nurcu Camia'dan geliyor, İhsan Şen Hoca İFAM'dan geliyor. Ki İhsan Şen Hoca hakkında bir soruşturma başlatılmıştı yanlış Diyanet hatırlamıyorsam. Görevlisiydi ve yani. Sonrasında zaten bıraktı Diyanet'i. Ebubekir Sifil Hoca da hocalık yapıyor ve aynı zamanda Ehl-i Sünnet çizgide olan o camianın önde gelen insanlardan bir tanesi. Söyledikleri şey şu, yani ana eksende bir güncelleme derseniz bu işte biraz önce bahsettiğim tarihçilerin ekmeğine yağ sürer ve dolayısıyla da böyle bir şey mümkün değil ama güncelleme derseniz İslam zaten kendisini güncelliyor, zaten ihya ediyor, zaten ıslah ediyor. Bu tartışmaları biz zaten kendi içimizde yapıyoruz meselesi ama şunu da ifade edeyim. Mesela daha önce ilahiyat fakültelerinde Marmara Ekolü ile Ankara Ekolü diye bir ekol vardı. Evet, onu ben de duymuştum. Nedir o ekol farkı? Yani işte Ankara Ekolü biraz daha bahsettim, bu akılcılık meselesi. Daha modernistler mi? Daha modernistler. Aynen, daha modernist. Ama mesela Marmara Ekolü onun karşısına konurdu. Şimdi Marmara Ekolü de Ankara Ekolü ile neredeyse bu tartışmalara eşdeğer. Aslında ilahiyat fakülteleri biraz daha modernist bir çizgiye mi geçiyorlar? Öyle onun kavgası yaşanıyor şu an. Peki bu modernistler, reformistler tam böyle cemaatler arasında reformist olan var mı örneğin? Öyle bir fark var mı? Yani örneğin mesela Mustafa İslamoğlu'nun ekolü, Caner Taslaman ekolü, belki kısmı Ankara İlahiyat ekolü farklıdır. İşte Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şen Hoca veya diğer Erenköy, Yahyalı, Menzil bunların ekolleri farklıdır. Mesele biraz bu zaten. Kamuoyundaki tartışmalardan, sosyal medyadan, televizyonlardan gördüğümüz tartışmalar da bu. Peki bu cemaatlerin böyle kadına bakışı nasıl? Çünkü en çok da işte hep kadın üzerinden zaten veriyorlar ya o tuhaf fetvaları. Yani çok güzel bir soru. Neden çok güzel bir soru? Bence Türkiye'de bu tarikat cemaatleri tartışan, konuşan, araştıran herkesin göz ardı ettiği bir şey var. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İsmail Ağa dahil aslında bu tarikatların büyük bir kısmı kadın tarikatıdır. Nedeni şu. Mesela ben geçen sorduğumda öğrendim. İsmail Ağa'da neredeyse %60 kadındır. Erenköy'de yine kadın ağırlığı çok fazladır. Menzil'de çok fazladır. Yahyalı'da çok fazladır. İskenderpaşa'da fazladır. Sebebi şu, şimdi kadın bir yere geldiğinde 2-3 erkekle geliyor. Hatta hocanın biri çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, ben dedi bazı vaazlarıma kadınlar gelmesin. Hani yer uygun ortam değildir dediğimde salonun yarısını zor dolduruyorum dedi. Bu kadar etkin. Yani evde de çok etkin. Peki güçlüler mi yoksa böyle bir erkek dominant olduğunu söyleyebilir miyiz bu yapıda? Bence çok güçlüler çünkü biz farkında değiliz ama mesela birçok tarikatın, cemaatin işlevsel yapısı kadınlar üzerinden devam ediyor. Yani erkekler görünürde. Örgütlenmeyi mi kastediyorsun? Örgütlenmesidir, ev sohbetleridir, kadınların bir araya gelmesidir, kocalar üzerindeki etkisidir, çocuklar üzerindeki etkisidir. Yani ailede kadın o anlamda karar verme mekanizmasında çok şey değil, çok pasif değil. Yani bunu aslında Türkiye'de iyi bir araştırmak gerekiyor. Ben hakikaten bu kadar uğraşıyorum. Hani kadın etkisini az çok biliyordum ama bu kadar egemen bir kadın kısmı belki de
Ben şöyle yorumladım. Hani bu kadar kadın meselesi çok gündeme geliyor ya. Acaba bu kadınların biraz daha ağırlıkta olmasından kaynaklı sorulardan mı kaynaklı bir şey diye düşünmeden de edemedim. Peki o kadınların bir tepkisi var mı senin duyduğun bütün bu fetvalar karşısında? Şöyle. Kendi işlerindeki tartışmaları az çok başka kadınlar üzerinden haberdar oluyoruz. Yani onlar da kendileriyle ilgili şuna bakıyorlar. Kardeşim Kur'an ne diyor? Hoca bunu nasıl yorumluyor? Hocanın kendi görüşü mü? Ve bu noktada uslup sorunu ile ilgili çok ciddi sıkıntı var. Yani hani her şey, örneğin kişisel bir fetva istemişsiniz. Şimdi bu kişisel fetvayı kalkıp da avama sorduğunuzda, bu da avamdaki kasıt da cahil halk değil. Yani o halk kesimi anlamında söylüyorum bunu. Avama söylediğinizde bu doğal olarak hoş değil, buna tepki konuluyor. Buna tepki konuluyor ama kadınların ya siz işinize bakın dediği bir durumda yok galiba. Yani soruyu şöyle, formül şu. Mesela mahkemede küçücük çocuklara kötü bir iş yapan insanları mahkeme karşısına çıkarırsınız. Hakimin ben buna bakmıyorum deme hakkı var mı? Yok. Hocanın da kendisine gelen fıkıh soruya ben bakmıyorum deme hakkı yok ama onu toplumun önüne mi söylemeli? Yoksa kişiye özel mi fetva vermeli sorusu tartışılıyor. Bence yani yanlış fetvanın toplumu bireyselim olur ama Nevzat, hayır, yanlış fetvayı bize göre yanlış fetva. Şimdi diyor ki ben tarihsel süreç içerisinde fetvanın şu kısmını veriyorum. Başka hoca çıkar diğer kısmını verir. Yani İslam'da şöyle bir şey yok. Mesela örneğin namazın vakti konusunda 5 vakit biliyoruz değil mi? Bazen 3 vakitte kılınanlar var. Seyahattir, odur budur falan. Bunların tartışmaları çok önceden beri devam ediyor. Ekonomik sistem, mesela faiz meselesiyle ilgili sistem, kadın meselesiyle ilgili sistem, cinsellikle ilgili sistem. Şimdi mesela Ali Rıza Demircan cinsellikle ilgili bir kitap yazdı değil mi? Evet. Peki şu ana kadar Ali Rıza Demircan yazana kadar böyle kadın ve cinsellik konusunda İslam fıkhını biz çok bilmiyorduk, açık söyleyelim. Niye? Konuşulmuyordu. O biraz daha bunu kamuya mal etti. Dolayısıyla o verilen fetva hocanın bir görüşü üzerinden onun dayanağı olur, bize göre yanlış olur, öbürüne göre doğru olabilir. Ve dolayısıyla da o kadın onda tatmin olmaz, gider Diyanet'e sorar. Diyanet'ten tatmin olmaz, gider ilahiyete sorar ama bir fetva arayışını sonlandırmıyor, sorun orası. Yani sonlandırmaz da çünkü. Ha şunu da söyleyeyim, özür dilerim. Yani fetva neye göre olmalı sorusu. Hani kısmi şu an Türkiye'de FETÖ'den sonra bir tartışma çıktı. Kardeşim devlete göre fetvayı vereceksin. Ya devlete göre fetvayı verdiğin andan itibaren din olmaz zaten. Neden? Çünkü fetva Kur'an'a göre verilir. Devlete göre verdiğini biraz önce söyledim. İçki haramdır ama tek elin, devletinde tek eli var. Neye göre fetva vereceksin? Süremizin sonuna geldik ama son olarak şunu da sorayım. Sen onlara yani bu şu konuda yanlış yapıyorsunuz dediğim bir şey oldu mu? Ya yüzlerini söyleyemesen bile sence ben onlara şunu anlattım. Psikolojik savaşı anlattım. Psikolojik savaşın nasıl yapıldığını anlattım ve psikolojik savaşa karşı nasıl yenildiklerini anlattım ve burada nasıl bir öz eleştiri yapmaları gerektiğini, nasıl anlamda biraz önce söyledim mesela o istişare mekanizması o anlamda önemli. Dolayısıyla da şunu da nedir psikolojik savaş? Ya psikolojik savaş şudur mesela, siz işte çıkıyorsunuz, bir şey çıkıyor, alıyorsunuz bir saat 20 dakikada bir sözü alıyorsunuz. Sizin eski konuşmanız. Şimdi bunun üzerine her türlü şeyi söylediğiniz andan itibaren kendinizi anlatma şansınız olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü onun peşi sıra geliyor. Yani size gelir, İhsan Hoca'ya gelir, Cübbeli Ahmet Hoca'ya gelir ve dolayısıyla da orada ne söylediğinizi net anlatmanız lazım. İki, kullandığınız kavram çok önemli. Üç, kime konuştuğunuz çok önemli. Şimdi hocaların şöyle bir meselesi var. Eskiden hocalar bu kadar kamuya açık konuşmuyorlardı. Kitle iletişim araçları çok fazla yoktu. Bir cami kürsüsündeydi ve o dar kapsamda kalırdı. Her soruya cevap vermek gerekir mi? Verirsiniz ama her soruyu kamu önünde cevaplandırır mısınız? Bana göre tuzağa düşüyorlar mı? Bana göre bir kısmı tuzağa düşüyor. Nevzat çok teşekkür ederim. Teşekkür bu ediyorum. Konular böyle sabaha kadar konuşulacak konular ama en azından biz daha, o günkü buluşmanın perde arkasını anlattın. Biz daha çok konuşuruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Habertürk Gazetesi YouTube kanalı ve Habertürk TV ortak yayınında bugün gazeteci Nevzat Çiçek'le bu meşhur hocalar buluşmasını konuştuk. O gün onlar ne konuştular, bu tepki çeken fetvalarla ilgili ne düşünüyorlar hepsini sorduk. Umarız aklınızdaki sorulara cevap bulmuşsunuzdur bir parça. Şimdilik bizden bu kadar, hoşça kalın.